Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için ben fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de uyanlar sizin olsun. Uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur inşallah. Yarın da haftanın ilk günü pazartesi günü itibariyle resmi işiniz mi var? Haber müjdemi bekliyorsunuz. Güzel şöyle bir haftaya girelim. Tabii yeni aydın etkisi var arkadaşlar. E, astrolojik olarak da yeni ay içerisindeyiz. E, ilk 10 gün çok daha etkileyecek bir süreç. İnşallah güzel etkilesin her birinizi. Temennim o. Şimdi uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi de sizlere de göstereceğim. Nedir? Diyorum bir çukur var burada kocaman şu bir göz olmuş geçmiş sıkıntılı içiniz kaygılı bu nedir dedim yani de şimdi bir araba gelmiş bu araba geldikten sonra sizin hayatınızda şey olduğunu söyleyebilirim ne diyelim ona bu hmm, araba dedikodu getirmiş arkadaşlar bayağı araba dedikodu sıkıntı stres getirmiş. Yani problem e, getirmiş diyebilirim net. O yüzden e, şöyle ki aldığınız haberler özellikle e, sıkıntılı. Yani aslında burada almış olduğunuz haberler arabada arabayla gelen, mesafeli bir insanla beraber gelen kişilerinizle ilgili sanıyorum ki e, ciddi sıkıntılı süreçler den geçmiş şeklinde e, diyor. Burası bana. E, şimdi şöyle ki Arkadaşlar etrafınızdaki insanlardan çok net e, karışan var. Böyle herkes çomak sokmaya çalışmış gibi. E harfi görüyorum. O harfi var. C var. Böyle iç içe laflar var. Çok net ters davranan birisi var. Böyle baya baya böyle dik dik e, dik dik durmuş resmen bir insan duruyor burada. E Bunun adı da şey olabilir diye düşünüyorum. İşte hani... Hmm, Ay bayağı hayalet gibi de yorganın altına girersin de böyle beyaz bir örtüyle kafa çıkar ya sadece kespır gibi. Bayağı hayali hayali insanlar var burada. Yani sana yalan da atacak işte sana burada hey, boşta konuşacak falan gibi süreçler var burada arkadaşlar. Ee, şöyle ki Bu sizin yüreğinizde kesinlikle geçmişten getireceğiniz, kesinlikle tarttığınız, sustuğunuz ya da patlamak istediğiniz aslında bir görsel. Ben şunu söyleyebilirim. Yüreğinize ne işlemiş arkadaşlar bu kadar? Nedir o atamadım ya dediğin sıkıntı? Aslında ezelden getirdiğin, geçmişten getirdiğin kambur duruyorsun diyor burada. Senin kamburunu çıkartan güç ne? Bununla alakalı boş laflar ne? Niye bu kadar insanlar bu çomakları sokmuşlar? Sanki böyle herkes mi sizin üstünüze üstüne gelmiş? Bu nedir diye isyan ettiğiniz bir döngüymüş. Aslında ciddi anlamda bir haber sonrasında geliyor. Ama o kadar çok net bir şekilde herkesin bir yorumu olmuş ki bu insanlar bu kadar konuşmayı sizin üstünüzde ve sizin hayatınızda nasıl hak görmüşler diye isyanınız da var. Şimdi bana kalsa aile bireylerinizin Annenizi mi korursunuz, evlat mıdır? Evliyseniz evlilik midir? Bunu bilemeyeceğim ama bir tatravalıda dengelerin korunması için ben burada bir tatravalı görüyorum ve bu tatravalı da inanın bana insanlar şey yapmaya çalışıyorlar sizin karşınızda dik durmaya çalışıyorlar yani hakkınızı nereden alsak da nasıl çırpsak da diyen birileri var olarak çıkmış inanılır gibi değil çok net bayır aşağı durmaları aslında bildiğiniz aslında bildiğiniz şey hali ne diyelim ona büyük oranda hakkınızı yiyor görselleri olmasına rağmen sizin hayatınızda şey hali var yani ilahi bir taraf var resmen hastalığa gidecek yalnız bunu yapmaması gerekiyor. sanıyorum duydunuz sanıyorum sizin hayatınızda size kelek atan yamuk yapan işte kalleşlik yapan hakkınızı yiyen ister akrabanız olsun ister kardeşiniz olsun ister can bağı ister kan bağı bilmiyorum ama çok net söyleyeyim mi size bunu yapmasıyla bayır aşağı gitmiş üç tane e, tedavi görmek üzere tedaviye gitmek zorunda bir radas e, radyasyon bir hmm, sıkıntılı Bayır aşağı gitmiş. Şimdi bugün baktığımızda karşılıklı görüşüyorsunuz kendisiyle. Evet ve o bilinmezlikleriyle aşağı doğru hani böyle bataklık çeker ya böyle sabit durdukça aşağı aşağı çeker seni. Yani o yüzden şöyle bir gerçek var orada. Onu aşağı doğru çeken bir süreciniz olmuş. Evet paydaş olarak para olarak ciddi sıkıntıdasınız. Sanıyorum ki sizi maddi anlamda da Zorladı. Bakacağım şimdi. Evet sizin burada akıllı adımlar atıp geleceği e, mücadele sizden büyük olabilir ama bu kişi sizin de akıllı adımlarla geleceğe doğru adım atmak zorunda olduğunuzu görüyorum. Hacivat da Karagöz gibi karşılıklı olup aranızdaki hesaplaşmayı kesinlikle dile getireceksiniz. 53 rakamı görmekteyim. Son 53 gündür ve bu 53. gün olacak gibi bir mesaj vermekte karşınızdaki insana üzüldüm mü evet neden çünkü bataklığa gömülüyor yapmış olduğu bir şey sizin e, size yapmış olduğu haksızlık sizinle alakalı aslında e, çok net bir şekilde e, şey yapıyor arkadaşlar ne diyelim ona e, hak hak karmaya girmiş sizin hayatınızda önümüzdeki 10 gün sonrasında güzel bir yenilik var. Sanıyorum ki bugüne kadar hakkınızı alan kişilerin de dibe vuruşunu duyacaksınız. Bence ilahi adalet bu. E, kimlesiniz bilmiyorum ama belden altınız yok. Yani aslında hayatınızda biri yoksa bile sanıyorum biri başlayacak ama tam böyle adımda koyamayacaksınız gibi. Önce kafa kafaya geldiğinizi görüyorum. Bu biraz yakınlaşmanızın olacağı anlamına gelir. Evli bile olabilirsiniz bu arada. Ama sonrasında belden altınız yok. Yani aslında uyuşmazlık değil de e, çok köklenemiyorsunuz. Fikir çatışması yani aslında kafalar aynıysa da e, köklenmekle alakalı bazı sıkıntılarınız var. Bu da evliliğiseniz de evliliğinizle alakalı belki tarzınız belki düşünce yapınız belki olaylara yaklaşım tarzınız davranışlarınız bilmiyorum ama bir şekilde bir zıtlık verdiği de kesin. Çok belden altınız yok gibi ama hayatıma yeni biri girecek. Buket Hanım yok ki ben evli değilim diyor diyen işte hani belki de diyorsanız hayatınızda yeni bir ilişki başlayacak mı diye soruyorsanız derim ki evet başlar ama Bak hemen de köklenmezsin. Yani çok da hemen yarın evliliği de düşünecekmişsin. Den ziyade akışta kalacaksın. Yoksa ilk çekiminizin çok kuvvetli olduğu kesin. Fikirsel anlamda yakınlaşmanızın olabileceğini. Ama kökleşme anlamında ayrı fikirlere ya da ayrı kültürlere belki de bağlısınız. Bilmiyorum bir şekilde kök kısmınız çünkü çok net şey. Ay çok güzel bir ağaç çıkmış. Ağacın üstünde sol tarafta yani aslında geçmiş tarafa giderek çöplük karmada boşluk, işte uyumsuzluk ne diyelim ona. Sanki şey yapıyorsunuz. İş yerindeki negatiflikleri dağıtma zamanı artık onu geçmişte bıraktım. Evdeki sorunlar halletme zamanı heh, onu da geçmişte bıraktım. Evet evlilikle ilgili ne bekliyorduk? Tamam bir ilişki vardı. işte iyi miyiz kötü müyüz? Tamam onunla ilgili de sorunları açtım. Geride bıraktım. Gibi gördüğüm baya baya sizin geride kaldı ve artık şimdi geleceğe bakabilirim diyeceğiniz bir sürecinizin olduğunu söylüyor. Bu da sizin artık sıkıntılı döngüyü. Bana kalsa Mart'ın sonunda en geç. Geride kaldı ya çok şükür oh be diyeceğiniz bir süreçmiş gibi. Çıkmış açıkçası. O yüzden çok net söyleyeceğim şey şudur ki benim. Biliniz ki arkadaşlar. Mart'ın hani bahar güzel gelir. Bahar güzel gelir. Etrafınızın boş konuşmalarla dolu olduğunu gösteriyor. Konuşa durun ya, der gibi bakıyorsunuz açıkçası. Çünkü sizi parasal açlı, yani parasal bir başlangıç vermiş. E buradaki ağacınız. Geçmişte bıraktığınız belirsizlikleriniz ve geleceğe taşıyacak olduğunuz kararlılıkla güzel maddi başlangıç olarak da vermiş. Boş konuşmalar var ama inanın sadece boş konuşuyorlar. O yüzden orasını nazarmışlarmıştır olarak değerlendiriyorum. Bakalım tabağımız neler söyler. Aile kökünden ve etrafından getirdiğiniz ya da var olan sıkıntıları kesinlikle hanenin de içine taşıdığınız. Biraz sizin adınıza da üzüldükleri belki. Bir süreciniz varmış gibi görünüyor. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Birçok konuyu sizin sırtınıza taşıdığınızı akrabalık ve aile birlikleriyle alakalı konularda bakın sıra sıra üste çurlanmışlar önce annenizi babanızı almışsınız sonra eşinizi çocuğunuzu almışsınız sonra ço an eşinizin anne babasını almışsınız bir tek siz mi varsınız canım dermiş gibi böyle üst üste problemleri çözdünüz. bir de arkanızda bir kalabalık bir sansasyon var hani sansasyon olmasının amacı yani anlamı şu Aa bak ne açmış Oo bak ne ne etmiş falan gibi böyle arkadaşlar o kısmı. O yüzden şöyle söyleyeceğim size, hayatınızda gerçekten. E Yaptığınız kazançlarla diyelim, elde ettiğiniz süreçlerle ilgili diyelim, milletin ağzı torba değil büzesin. Ben burada bu arada birisiyle beraber görüyorum sizi. Yani aslında sizi ben burada çok net kumru konuşan ve birlikteliğine devam edecek görüyorum. Evlisiniz, bir çift çalış, çatışma yaşadınız az önce gördüğüm kısımla alakalı. Ama diyor ki sen burayı halledeceksin. Yani aslında senin burada hayatında çok net bitişlerin olacak. Geçmişte bıraktığın ve sıkıntılıydı ya zaten dediğin bitişlerden bahsediyor. Ama ilişki anlamında önün açık. Şimdi kariyer anlamında da ağzı açık. Aa, aa, diyen böyle üç tane insan yüzü gördüm. Sizin burada kesinlikle ileriye doğru giderken ayağınızdan tutmuş bir insan görseli var. Ama şurada da kafa kafaya verdiğiniz bir kişiyle e, iletişim haliniz var. Sanıyorum ki bir kişi sizi aslında asla bırakmaz. Birlikteliğiniz ya da ortaklığınız ya da görev dağılımınız. iki kişisiniz. Partner olarak iki kişisiniz. İş yerinden bahsediyorum. Yanındaki masa arkadaşın mıdır, oda arkadaşın mıdır, branş arkadaşın mıdır, ne bileyim artık. Hani görev arkadaşın mı bilmiyorum. Kesinlikle sıkı sıkıya tutulmuş, asla bırakmaz önünüze yani patronunuz burada. Siz ne derseniz deyin, bırakmaz. Burada kesinlikle ve kesinlikle senin etrafındaki insanların senin başarılarının farkında olduklarından dolayı kaybetmemek için ayaklarına. Hani ben istifa edeceğim diyorsan bırak bu işleri diyor aslında. Bırakmayacaklar seni diyor. İstediğini iste. Para mı istersin, zam mı istersin, maaşında, branşın işte artık neyse yani istenen gereken, Statüm istersin, iste diyor. Çünkü verecek karşı taraf sana her ne istiyorsan, beklentin neyse bunu karşılamaya hazır ve bu da insanlar tarafından şey, "Aa bak görüyor musun? Aa müdürümüz o olmuş falan filan." Yani aslında hak alışınla alakalı. Ee, insanların da şaşkına uğrayacağı güzel bir gelişme ama senin adına güzel diyorum çünkü insanlar sana bakıp ağzı açık bir şekilde bakıyor ve senin önün tertemiz pürü pak şeklinde göstermiş. Güzel emekler var. Bu emeklerin karşılığı temiz olur. Bak ne güzel ifade etmiş. Sen iş yerine çok mücadele etmişsin. Hakkının yendiğini düşündüğün çok alanın var ama bugün baktığında ya ben bu iş yerinden çıkacağım. Aa, benim hakkımı yiyor. Ben işte gecenin taköründeyim diyorsan da Diyor ki sen merak etme gün doğmadan neler doğar. Önünde kocaman bir güneş doğuyor. Bu yaraların sarılacak seni kimse bir yere bırakmaz. Var olan yerde devam. İşsiz misin iş bulacaksın. İşte maaşına zam istiyorsun. Ama vermiyorlar mı? Verilecek. İşte falan diyebileceğiniz bir süreç. Parasal anlamda önün açılıyor. Yüreğinin ortasıyla alakalı arkadaşlar. Mücadeleye devam edeceksin. Evet ama herkesin de üst üyesinden geliyorsun. Daha doğrusu bütün sırtına herkesin sorunlarını almışsın. Yani dolayısıyla birazcık belki de insanların konuşmaları da bundandı lafları da bundandı. Maşallahım var tamam ama biraz görev dağılımı yapsa niye edersin. Çünkü zaten giderek rahatlayan ve dağılan bir enerji. Yani önünü açan bir enerji. Geride kalacak sıkıntılı günler dediğim bir sürecim var evet. Ama burada en azından herkesin de soru yani bir tek de Mevlana mıyız? Yani biz hep mi biz ne olursun ol gel diyecek kişi biz miyiz hep miyiz yani. O yüzden arkadaşlar şöyle önünüz açılacak ama herkese kendini birazcık görevlerini vermek lazım. Aşk hayatıyla alakalı kupa kraliçesi balık burcu, yengeç burcu, akrep burcu bir kadının çok dua etmesi onun sayesinde toparlamak ondan gelen bir destek onun duasıyla falan gibi kadının aslında bunu başarması halletmesi belki de kadın mücadele edecek ama önünde açılıyor açılıyor aydınlanıyor gidiyorlar artık önlerini açıyorlar diyeceğimiz bir sürece gidiyor bu çift bana kalsa bence de kadının da desteğiyle bu birliktelik gelecek vaat eder derim. Tabii ki de görebildiklerimi aktardım sadece. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar. Sabahları ve akşamları iki bakımla karşınızdayım. İlk günden beri de takip eden arkadaşlarım var. Her yeni bir gün yeni katılan arkadaşlarım da var. Hepinizin enerjisine sağlık. İyi ki varsınız öncelikle. Tabii ki de ben görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce yapıyorum. Sadece tavsiyem şudur. Bugünkü derdiniz yine bilmiyorum ama ilahi adalet evrende er geç tecelli edecek. Bunu biliyorum. Dolayısıyla size bugün kim çelme takmıştır bilemem. Ama sabredin ve ilahi adaleti teslim edin. Beddua ederek enerjinizi bozmayın ki Ay geç tecelli edecek. Yaşattığını yaşamadan göçmeyeceksin insanoğlu. Sen de al buradan dersini çıkart. Neredeyse artık sınavın. De ki evet ben bunu yaşamalıydım. Şimdi umudumu yitirmeden yarınlara devam edeceğim. Neden? Çünkü bazen şer sanıyoruz ama bize hayır getirmek için yaşandığını görüyoruz. Bunu da yarın gösteriyor. Ya sabır o yüzden arkadaşlar elbette ki bu günler geçecek. Sağlığın yerindeyse hepsini aşarsın. Daha öncekilerini de aşan sendin unutma. O yüzden arkadaşlar görevliliklerimi aktardım. Başta sağlık temenni ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar en büyük zenginliğiniz başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.